Ve geldik benim hikayem. Benim hikayemde bu sefer enflasyon baskısı altında ezilenler bölümünde çiftçiler ekrana geliyor. Bu ağacı ben kendim diktim. Ailemizle birlikte geldik. Bu ağacı, zeytin ağacını kendimiz diktik. İlk önce ocağımıza incir ağacı diktiler. Şimdi de tarlamıza diktirdiler. Zeytin ağacımızı söktük. Allah affetsin. Üzerinde mahsulü varken bir protesto amaçlı şekilde yaptık. Çünkü bunun yarını yok. Allah affetsin, üzerinde meyvesiyle gencecik bir zeytin ağacını söktü genç çiftçi. Çünkü artık sinir burasına kadar gelmişti. Nedeni ise geçinememesiydi. Şimdi sorayım, çiftçi de mi enflasyona ezildi? Ezildi. Gübre ve attığımız zirai ilaçlar, her şeye zam geldi. Haziran'da gübre 200 liraydı, 350 lira oldu. Bir paket mantar ilacı 220 liraydı, o da 350 oldu. Dalından toplanan iyi kalite zeytinin fiyatı geçen yıl 11-12 liraydı, şimdi 9-10 lira. Yağlık zeytin 3-3,5 liraydı, şimdi 2,5 lira. İşte o yüzden 28 yaşındaki genç çiftçi Osman Elibol tek başına eylem yaptı. Cezası olmasına rağmen zeytin ağacını söktü, yerine incir ağacı dikti. Bana ceza yazacak olan devlet memuru arkadaşım, şunu da eklemeni istiyorum senden. Osman Elibol, sen bunu keseceğine şu gübre yazsaydın, şu bakımı yapsaydın, şöyle yapsaydın veya böyle yapsaydın diye bana açıklamasını da yazarsan sevinirim. Bursalı Osman Elibol lise son sınıfta babasını kaybetti. Onun için dönüm noktası olan bir karar almak zorundaydı. Ya üniversiteye gidecekti ya da bahçesinde kalacaktı. Baba mesleğini devam ettirmeyi, ata toprağına sahip çıkmayı tercih etti. Böyle herkes kendi yurdunda kalsın dedim. Atamızdan, dedemizden, büyüklerimden gördüğümü devam ettireyim dedim. Ama geldiğimiz durum çok kötü. Pişman mı? Pişmanım. Pişmanlığı emeğinin karşılığını alamamaktan. Borcunu kapatmaya çalışırken yerine yenileri ekleniyor. Eskiler zeytin ağacını gördüğünde ne alalım, traktör mü alalım, yeni bahçe mi alalım diye düşünürken şu an bizim köyün yarısı, yakınlarım hangi borcu ödeyelim diye onu düşünüyorlar. Onun hikayesi aslında toprağında kalmak isteyen ama kazanamadığı için büyük şehirlerin yolunu tutan genç çiftçilerin hikayesi. Osman Elibol da şimdi bahçelerde geçmişin hatıralarını taşıyan zeytin ağaçları arasında geleceğini arıyor.